Merhaba. Reçineyi yaparken süs eşyaları yapılabiliyor, takı yapılabiliyor. Ama aynı zamanda biyolojik koleksiyon yöntemlerinden biri olarak da epoksi reçineyi kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bizim okulda kendiliğinden ölmüş bahçede böyle bir Yusufçuk bulmuştum. Burada bir güve kelebeği var gördüğünüz gibi. Yine deniz kenarında bulduğumuz bir deniz yıldızı. Ve burada da gördüğünüz gibi bir kız böceği var. Yalnız bu kız böceği kururken kafası kopmuş. Bunu reçineye koyarken biraz daha işlem yapmamız gerekecek. Bugün ben Yusufçu reçineye yerleştireceğim. Nasıl reçine yerleştirdiğimi göstereceğim. Bunun için çeşitleri, epoksi reçine çeşitleri var ama bu sizin internetten bulabildiğiniz reçineyi kullanabilirsiniz. Bazı reçineler 2'ye 1 hazırlanırken bazıları 4'e 1 hazırlanıyor. Duruma göre değişiyor. Bu gördüğünüz kalıpları ben Petri kabından kendim hazırladım. Yani hazır kalıplar da var. Hazır kalıpları da kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hani böcekleri koymak için bu şekilde bir kap Petri kabının şekli son derece uygun. Hem de biyolojik koleksiyon için kullanacağımız için bunu iyice böyle temizliyorum. Böyle denediğimde gördüğünüz gibi bu buna denk geliyor. Yusufçuk her zaman da bulabildiğimiz bir örnek değil. Denk geldiği zaman elimizde oluyor. Bazen tabii daha çok olan türler çekirgedir, sinektir, arıdır. Bunlar daha çok öğrenciler de okula getirebiliyor. Daha çok rastlıyoruz. Bu Yusufçu mümkün olduğunca zarar vermeden uygulayacağız. Şimdi reçinemizi hazırlayacağız öncelikle. Reçineyi hazırlarken neler ihtiyacımız var? Plastik kap kullanıyoruz. Bu plastik kaba bir tanesini ölçü almak için kullanıyoruz. Diğerinde de karıştırma yapıyoruz. Karıştırma yaparken de böyle çöp şiş kullanabilirsiniz. Plastik bir, işte ben bir bıçak mesela bu. Karıştırma çubukları kullanabilirsiniz. Kalıbınız lazım. Çok farklı kalıplar var. Bu Duramed'in kabarcık oluyor reçineyi hazırladığınız zaman. Kabarcıkları bu şekilde alevle patlatıyorsunuz. En iyi patlatma yolu aslında bu. İlk olarak reçinemizi hazırlayacağız. Reçinemizi hazırlarken de dediğim gibi farklı çeşit reçineler olmakla birlikte benim elimde şu anda 4'e 1 hazırlanan reçineden var. Kendime bir ölçü belirliyorum. Mesela şu birinci çizgiyi ölçü belirledim. Koyuyorum. Şimdi reçinelerin çeşidine göre kuruma süreleri çok değişiyor. Bazı daha kaliteli sanatsal reçinelerin dolma süresi daha çabuk oluyor. Mesela 24 saatte işiniz tam kurumuş oluyor. Ama onların fiyatları çok pahalı. Bu yüzden internette alternatif reçine çeşitlerini N11'den gidiyordan farklı yerlerden alabilirsiniz. Bu benim hazırladığım biraz daha uygun fiyatlı bir reçine. Döküm reçinelerinin fiyatları biraz daha uygun. Ama donma süreleri de daha uzun oluyor. Reçinenizi kattıktan sonra bununla karıştıracağım. Mümkün olduğunca aynı yöne doğru karıştırmaya çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda mesela bulanık. Bu bulanıklık gidinceye kadar bunu ve karıştırdığınız çubuğu mümkün olduğunca kabın tabanına değdirerek, yani her yeri karıştırarak bakın bayağı bir şeffaflaştı. Yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekledikten sonra reçinemiz bayağı kabarcıkları azaldı gibi görünüyor. Böcekleri veya eklem bacakları reçinede koleksiyon yapacağımız zaman bunlar hafif canlılar olduğu için
Reçineyi diyelim ki bu kabın tamamı kadar kalınlıkta yapmak istiyorsunuz. İşte yaklaşık 1,5 santim kadar. Reçinenin tamamını doldurup da böceği bunun üstüne koyduğunuz zaman böcek reçinenin en üstüne çıkıyor. Ve donduğu zaman böcek reçinenin içinde kalmıyor. Bu yüzden reçineyi biz tek aşamada dökmüyoruz. Öncelikle zemine biraz reçine dökeceğiz. Yarısına veya biraz daha azına. Sonra numunemizi, mesela burada Yusufçuğumuzu yerleştireceğiz. Sonra birkaç saat sonra, yani reçine donmaya başladıktan sonra en azından böcek reçineye yapışmış olması gerekiyor. Bu 1-2 saat olabilir ya da daha da fazla olabilir, 6 saat kadar olabilir. 6 saat sonra tekrar aynı şekilde yeni reçine hazırlayacağız ve tamamen kalıba hangi yükseklikte istiyorsak ikinci katını dökeceğiz. Şimdi ben ilk katı dökeceğim. Reçinemiz kabarcıkları zaten mümkünlük olduğu kadar gitti ama yine de fazla oynatmadan dökmeye çalışıyorum. Fazla kabarcık yapmamak için. Bu kadarı yeterlidir. Buraya da deniz yıldızını yapacağım. Su terazisi ile zemininizin de düzlüğünü kontrol etmenizde fayda var. Çünkü eğer zemininiz tam düz değilse reçinenizde yamuk oluyor. Şimdi ben kalıbımın düz olduğunu ve zeminin düz olduğunu bildiğim için bunu yapmıyorum. Şuraya da biraz reçine koyuyorum. Reçineyi koyduktan sonra mümkünse bir de ışıkla bakarsanız kabarcıkları daha da iyi görürsünüz. Şimdi ben hemen ışıkla baktığınızda kabarcıkları ve tozları daha iyi görürsünüz. Kabarcıkları mümkün olduğunca patlattıktan sonra şimdi böceği koyarken mümkünse ters koymak daha iyi. Çünkü üst kısmın daha iyi reçineye gömülmesini istiyorum. Mesela ben şimdi bunu bu şekilde yerleştirdim. Ama şeklini diyelim biraz daha yerinin biraz daha aşağıda veya yukarıda olmasını istiyorsam biraz daha oynayabilirim. Yapışması için birazcık şöyle yavaş yavaş böceğin üstüne de reçine dökmeye çalışıyorum. Bu hem birazcık yerleşmesini sağlayacak. Reçine koydukça sıvı olduğu için böcek yerinde oynayacaktır. Bu yüzden şimdi buna biz eğer tamamen doldurup reçineye gömmeye çalışırsak dediğim gibi böcek hafif olduğu için yukarı çıkıyor. Ben bunu önlemek için enjektörle böceklerin içine reçine vermeyi de denedim ama çok verimli sonuç alamadım. Bu yüzden genellikle iki kademede yapıyorum. Deniz yıldızımızı da buraya yerleştiriyorum. Evet, reçinemiz bayağı bir dinlendikten sonra kabarcıkları gitti. Yusufçuk ve deniz yıldızımızın üzerine ikinci kat reçinemizi döküyoruz. Gördüğünüz gibi bakın damlattığım zaman reçine yukarıda duruyor. Yani ikinci tabaka olduğu için reçine diğer reçineyle karışmıyor. Ama tamamen şeffaf olduğu için de donduktan sonra herhangi bir kat görünmüyor reçinede. Yani arada bir iz olmuyor. O yüzden de bu şekilde iki katlı. Yusufçuğun ayakları tamamen kapanıncaya kadar reçinemi döküyorum. Evet, şimdi Yusufçuk biraz kaydığı için buraya birazcık
Bu şekilde elimde kum var. Bu kumlardan koymaya karar verdim. Sekiz saat bekledikten sonra reçinelerimiz artık kurudular. Kalıptan çıkaracağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalıptan çıkarıyoruz. Bunu da çıkarayım. Şimdi şuralarda az bir şey pütürlük kaldı. Eğer bunun tam dümdüz olmasını istiyorsak zımpara yapacağız. Ve zımpara yaptıktan sonra tekrar reçine ile kapladığımızda tamamen pürüzsüz bir yüzey olacak. Şu anda burası simler aşağıda kaldı. Yani bu şekilde simler daha geri planda. Bu taşların aşağı inmesini ben istememiştim ama ilk katımız tam biraz daha soğuması gerekiyormuş. Şöyle küçük bir kalıbımıza koymuştuk. Bunu da çıkaralım bakalım nasıl çıkacak. Evet, bakın bu da gördüğünüz gibi böyle. Bunların yine altının zımparalamamız gerekiyor fazlalıklarını. Evet, kalıptan çıkmış halleri bu şekilde oluyor. Mesela bunu daha önceden yapmıştım. Yine okulda bulduğum bir yusufçuk. Bunu da dallar, yani yapraklar ve renkli taşlar da kullandım. Gördüğünüz gibi bu daha küçük bir yusufçuk. Bu da son yaptıklarım.